Öncelikle bütün Bilsek TV izleyicilerine selamlarımı göndermek istiyorum. Abdal Halil Ağa Kahramanmaraş'ın işgali sırasında Kahramanmaraş'ın istiklal mücadelesinin timsal isimlerinden birisi olarak tarihe geçen bir destan olmuştur. Abdal Halil Ağa söylediği sözde düşman kuvvetlerine ve işbirlikçilerine bu milletin özünü, sözünü, ruhunu ve hayata olan bakışını anlatmıştır. Abdal Halil Ağa bizim geleceğe taşımamız gereken önemli değerlerden birisidir. Ben Abdal Halil Ağa'nın hayat hikayesini yazmaya nasıl karar verdim? İsterseniz oradan anlatmaya başlayayım. Doktor olarak muayene ettiğim hastalardan birisine Abdal Halil Ağa'nın yakınlarından tanıdığın var mı diye sorduğumda kızı halam dışarıda şu an bulunuyor dedi. Bunun üzerine rahmetli Yeter Davulcubaşı'nın başıyla tanışma şansını elde ettim. Abdal Halil Ağa'nın kızı 16 yaşına kadar babasıyla birlikte yaşamış. Onunla yaptığımız sohbetlerde ve görüşmelerde Abdal Halil Ağa'nın anlatmaya çalıştığı, Abdal Halil Ağa'nın bizlere naklettiği olayları Beyaz Sessizlik adlı kitabında yazarak tarihe geçirmiş oldum. Şu önemli bir noktaydı. Rahmetli Yeter Nene derdi ki, babam bize bunu anlatırdı. Her gün akşam bize oturtturur, işte dağ çayını içer. Derdi ki, yarın gelip size sorarlar, bu bir eser olur. Yarın gelip size sorarlar, bu bir eser olur. Gelip soranlara olaylar böyle 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 oldu diye uzun uzun bize anlatırdı. Doktor bey dedi, sizden başka gelen olmadı. Bu cevabı aldığımda yaklaşık 88-90 yıl geçmişti olayların üzerinden. Ne acı ki biz Abdal Halil Ağa gibi bir kahramanın olayını tarihe nakşetmekte yetersiz kaldığımızı anladım. Ve Beyaz Sessizlik adlı kitabım ortaya çıktı. Peki Abdal Halil Ağa'nın meşhur bir fotoğrafı vardır. Hepiniz bilirsiniz. O meşhur fotoğrafı nereden geliyor? Bir de kısaca ondan bahsedeyim ben. Abdal Halil Ağa'nın ne acı ki o fotoğrafı bir İngiliz tarafından çekilmiş. Kahramanmaraş'ta işgalden önce bulunan bir doktor, NER Teşkilatı'nın bir üyesi olarak buraya gelen bir doktor tarafından çekilmiş. Ve Abdal Halil Ağa'nın o fotoğrafı tarihe bir İngiliz tarafından geçirilmiş. Biz başka bir fotoğrafını Kahramanmaraş'ta bulamıyoruz. Hiç kimsenin fotoğrafı yok, çocuklarında da yok. Bunları niye anlatıyorum? Abdal Halil Ağa olayından daha önce bunların üzerinden durmamız ve düşünmemiz gerektiğini inandığım için anlatıyorum. Çünkü ecdadımızın tarihe yazdığı bu destan, inanın bizim tahminlerimizin çok daha ötesinde büyük bir destandır. Kahramanmaraş'ın kurtuluşu olarak adlandırdığımız bu dönem aslında sadece Kahramanmaraş'ın kurtuluşu değildir. Bu bir istiklal mücadelesidir. Bu insanların kendi özgürlüklerine, bağımsızlıklarına, düşüncelerine ve ecdatlarından aldığı, teslim aldığı vatana bir vatan borcu, bir ecdada ve kendisinden sonra gelecek nesillere, bizlere bırakmak istedikleri bir mirasın borcu olarak gördüklerinden önemlidir. Ama maalesef üzülerek bunları söylemek istiyorum. Biz bu ruhu gerçekten yaşatabiliyor muyuz? 100. yılını kutladığımız bu günü önemli atfederek 100. yıl kutlamalarına mesai harcıyoruz, emek veriyoruz. Bugün beni dinleyen siz değerli izleyicilerimiz bu videoyu açıp izliyorsunuz ve konuyla ilgili bilgi edinmek istiyorsunuz. Aslında 100. yılın bir başlangıç olması gerek. Sadece 100. yıl için değil. Bu yıldan sonra her yıl biz bunu kendi halet ruhiyesiyle nasıl anlatırız diye uzun uzun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Bilsek bir eğitim derneği olduğu için eğitimcilerin ve öğrencilerin, aydın insanların, düşünen insanların bu videoyu izleyeceğine inanarak şunu ifade etmek isterim. Bir gün Yeter Nene ile beraber oturduk. Kitaptan sonra Abdal Halil Ağa da Sütçü İmam'la birlikte canlandırmalarda canlandırılmaya başlandı. Abdal Halil Ağa'yı canlandıran oyuncu arkadaşımız sahnede "Beyim bu din bahsidir. Beyim davulumun kaslağını altına da doldursam ben din kardeşlerin bağrına çomağımı vurmam" diye söylerken eğildiğimde Yeter Nene'nin gözlerinden yaşlar aktığını gördüm. Aramızdaki o uzun sohbete binaen eğilerek dedim ki, "Yeter Nene, babanı mı özledin yoksa niye ağlıyorsun?" dedim. Bakın burası çok önemli. 90 sene geçtikten sonra Abdal Halil Ağa'nın kızının verdiği cevabı anlatmak istiyorum.
Düşünün, sahnede babası canlanıyor. Karşısında işbirlikçi Ermeni rolündeki bir oyuncu var. Ve din bahsedir beyim. Beyim, bu çomak bu tokmağa vurmaz, bu tokmak bu davula vurmaz diye söylüyor. Ve o anda, belki de yıllardır hiçbirimizin fark etmediği bir cevabı, Abdal Halil Ağa'nın kızı bana verdi. Dedi ki, hayır onu ağlamıyorum. Benim babam gavura beyim demezdi dedi. Şimdi bu o kadar vurgulu, o kadar önemli, üzerinde defalarca düşünmemiz gereken bir olay olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz ecdadımızın, kahramanlarımızın hayata bakış açısını, olayları yorumlamasını, gerçekten onların şahsi manevilerini bozmadan olduğu gibi aksettirmemiz gerek. İlavelere gerek yok. Yani biz birazdan Abdal Halil Ağa olayını da anlatacağım. Öncelikle bunları sizlerle paylaşmak istedim. Bakın, bir kelimeye takılıyor. Sahnedeki oyuncunun beyim demesine takılıyor. Düşmana beyim demezdi diyor. Düşmana boyun eğmeyen, Maraş bize mezar olmadan düşmana gülüzar olmaz diyen bir ecdattan bahsettiğimizi lütfen unutmayın. Her birisinin aziz hatırasını özenle korumamız gerektiğine inanıyorum. Abdal Halil Ağa olayını ben size aksedeyim. Muhtemelen onu hepiniz merak ediyorsunuzdur. Olduğu gibi, bana anlatıldığı gibi, Abdal Halil Ağa'nın her gün 16 yaşına kadar çocuklarına anlattığı gibi sizlere anlatacağım. Bir başka rivayet değil, uzaktan duyulan, kulaktan kulağa yayılan bir rivayet olarak değil. Yeter Davulcubaşı'nın bana bizzat anlattığı gibi sizlerle paylaşacağım ve bu şekilde yaşatılması ve hatırlanması gerektiğini düşünüyorum. Evinde oturan Abdal Halil Ağa, gariban bir adam. Üç atlı gelir. Gelen atlılar, Abdallar Mahallesi'nin tozlu yollarında evinin önünde oturan Abdal Halil Ağa'ya Halil Ağa dedikleri sen misin diye seslenirler. Abdal Halil Ağa selamsız sabahsız bu gelişe kızmıştır aslında. Böyle anlatır çocuklarına. Bakın, selam vermeden geldiklerine bir kere kızmıştır. İçerisinden sitem etmiştir. Benim ne diyeyim diye cevap verir. Yarın İtülmez'in dağından Fransız ordusu gelecek. Adamlarını topla, davullarla, zurnalarla onları karşılayacağız derler. Gelen bu üç işbirlikçi bu teklifi yapmakta hiçbir beis görmezler. İşin tuhafı, bu teklifi yapan da Osmanlı'nın tebaasıdır, vatandaşıdır, Osmanlı'dır. Kendi topraklarına gelen Fransız birliklerini davullarla, zurnalarla karşılamakta hiçbir beis görmezler. Ve Maraş'ın en zengin, en muteber insanlarındandır gelen kişi. Abdal Halil Ağa ise bu sırada evinde, inanın, daha sonraki yıllarda da bilirsiniz Abdallar Mahallesi'ni, fakirlik içerisinde yaşar. Çocukları bile, inanın, o teklifi yapan kişinin servetine, bütün sülalesini ve kendinden sonra gelen nesillere ekleyin, o kadar serveti yoktur. Ney bir daha de diye biraz Maraş tabiriyle kerc ederek sorar. Yani bu teklifi bana mı yapıyorsun, ne demek istiyorsun manasında sorar. Ama karşıdaki bedbaht bunu algılayamaz. Zanneder ki kendisinin teklif ettiği altınlar yetersiz, biraz daha para verirsem satın alırım diye düşünür. Döner, arkasındaki heybeyi gösterir, elini atar. Eğer bu bir kese altın yetmiyorsa gerisi de burada diyerek Abdal Halil Ağa'ya teklifini yine der. Abdal Halil Ağa işte onu tarihe geçiren şu cümleleri dile getirir ayağa kalkarak. Değil bir kese altın, davulumun aslan altınla da doldursan ben din kardeşlerimin bağrına çomağımı vuramam der. Müslüman kardeşlerimin soğanının kapçığına muhtacım ama senin altınlarına muhtaç değilim diyerek sözlerine devam eder. Aranızda edebiyatçı ya da iyi bir okur olan, şair olanlar vardır. Cümlelerin ne kadar net, ne kadar anlaşılır ve ne kadar manası olduğunu bir düşünmenizi istiyorum. Değil bir kese altın, davulumun kasnağını altınla da doldursan ben din kardeşlerimin bağrına çomak vuramam der. Bu cümleyi şöyle bir daha gözden geçirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Davul nasıl yapılır bilir misiniz? Maraş davulu bir tarafı keçi derisi, bir tarafı oğlak derisinden yapılır. Keçiyi oğlağı kesersiniz, derisini yüzersiniz,
Güneşte kurutursunuz, tabaklarsınız, sonra da onu gere kastan yerleştirir ve orada tokmak vurursunuz. İşte Abdal Halil Ağa burada diyor ki, ben din kardeşlerimin bağrına çomak vuramam. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndaki şehitlerimizin bağrına çomak vurarak şenlik yapamam. Gazilerimizin bağrına çomak vurarak şenlik yapamam. Ölmüş kardeşlerimin, şehit olmuş kardeşlerimin üzerinde bu şenliği yapmamı nasıl istiyorsunuz diye derin bir felsefesi vardır bu cümlenin. Abdal Halil Ağa, ben Müslüman kardeşlerimin soğanının kapçığına muhtaç değilim, senin muhtacım, senin altınlara muhtaç değilim derken aslında iki farklı medeniyetin çatışmasını dile getirmektedir. Her şeyi altınla, maddeyle, maddiyatla ölçen bir anlayışla manevi değerlerin çatışması Kahramanmaraş'ta tezahür eder. 1919'da, 1920'de, 20'ye kadar sürecek bu çatışma aslında dünya tarihine yön veren bir çatışma olarak tarihe geçecektir. Ama bunu idrak etmekte, anlamakta ve anlatmakta hakikaten tarihin ve bizlerin yetersiz kaldığını düşünüyorum. Olaylara sadece yüzeyel ve sati bakıyoruz. Oysa Abdal Halil Ağa'nın cümlesindeki gibi, biz kardeşiz, zor gününde birbirinin bağrına çomak vuramayan kardeşleriz desek ve aynı birliği ve birlikteliği göstersek, inanın 1920'deki ecdadımızın olduğu gibi bizler de dünya tarihine yeniden yön verecek mertebelere ulaşırız. İşte burada Abdal Halil Ağa'nın bu sözü, Abdal Halil Ağa'nın bu sözü onu tarihe geçirir. Abdal Halil Ağa'yı destan yapan, Abdal Halil Ağa'yı tarihe geçiren şey bu kardeşlik bağını dile getirdiği içindir. Hiç kimse Abdal Halil Ağa o gün davul çalsaydı ne olurdu? İnanın kimse sorgulamazdı. Yani niye çalıyorsun demezlerdi. İşgal altındaki bir ülkede ordusu dağılmış, devletin varlığı tartışmalı hale gelmiş. Sivas'ta toplantı yapılıyor. Bu sırada Sivas Kongresi'nin düzenlendiği dönemler. Birileri hala tartışıyor. Manda'yı kabul edelim mi? Amerika'yı mı kabul edelim? İngiltere'yi mi kabul edelim? Fransa'yla mı birlikte olalım? Atatürk önderliğinde bir grup da bu bağımsızlık mücadelesi bu milletle gerçekleşebilir derken, bütün bunlardan bir haber bir aptal, tarihin kendisine verdiği misyonu dile getirmekte zerre kadar beis görmüyor. Ve diyor ki, ben din kardeşlerim bağrına çomak vuramam. Bu cevabı alan Agopırlakyan o sokaktan kaçarcasına uzaklaşır ve tehditlerini savurmaktan da geri durmaz. Alacağın olsun Halil. İlk ataşımız sana olacak. Bunu unutma, bunu unutma diyerek oradan uzaklaşır. Ama ne mutlu ki 100 yıl sonra bu millet bu cümleleri unutmadı. Ve Abdal Halil Ağa hala tarihe geçen bir destan olarak bu topraklarda birileri tarafından hatırlanmakta ve inşallah yüzlerce yıl daha hatırlanacak. Elinde silah olmayan, sadece davuluyla, aslında daha sonraki yıllarda evrensel olarak pasif direnişin bir temsilcisi olarak görebileceğimiz bir abdal, silahsız bir şekilde bütün bir milletin kuvveti maneviyesini yerine getirmiştir. Ertesi gün bu olaydan sonra Abdal Halil Ağa Ulu Cami'ye doğru gider. Orada gördüğü eşrafa ve Maraşlılar toplanmışlar. Yarın Fransız ordusu gelecek diye bunları anlatır. Ben de bu cevabı verdim der. Ertesi gün Kahramanmaraşlılar benim ecdadım Ermenilerin, işbirlikçi Ermenilerin azgın sesleri altında Fransız birlikleri Maraş'a girerken davul sesini duymazlar. Ve birbirlerine şu teselliyi verirler. Abdal Halil Ağa ne demiş duydun mu? Biz kardeşlik bağlarıyla bağlı bir millet olarak Abdal Halil Ağa'nın verdiği bu cevabı kendimize şiar edinmişiz. Bizim bir aptalımıza bile söz geçiremeyenler bize mi söz geçirecek diye gazilerimizin hatıralarında geçer. Bunu birbirlerine anlatırlar. Bu cevabı veren bir toplumun içerisinde ayrılık cevabını verecek hiç kimse yok. İşgali kabul edelim diyecek hiç kimse çıkmaz. Çünkü Abdal Halil Ağa çıkacak yer bırakmamıştır. Hani birileri bugün bazen tartışıyoruz, gelen barış gücü mü, işgal gücü mü, hangi amaçla geldi? İşte algı operasyonları falan diyoruz ya. İşte Abdal Halil Ağa verdiği cevapla bütün o dönemki algıları bertaraf etmiştir. Yeterine ne derim ki baban nereden gelmiş? Benim babam Horasan'dan geldik. Maraş'ın Himdaş'ını biz diktik derdi. Horasan'dan gelen babası değil, 1000 yıl önceki ecdadıydı.
Gerçekten Abdallar Maraş'a 1000 yıl önce Malazgirt Zaferi'nden sonra Maraş'a gelen ilk Türkmen beylerinden. Ama bunu sanki dünmüş gibi hatırlıyordu. Bu tarih şuuru dilden dile aktarılarak, bu kültür şuuru dilden dile aktarılarak gelen bir şuurdu. Abdal Halil Ağa'nın o dönem üzerinde beyaz şalvarı var. Ölene kadar beyaz şalvar giymiştir. Abdal Halil Ağa'yı Maraş'ta normalde herkes siyah şalvar giyerken beyaz şalvarla gezmesi aslında bir mesajdır. Çünkü Orta Asya'da Horasan erenleri Marco Polo seyahatnamesinde Eftalitlerden bahseder. Hindistan'ın kuzeyinde beyaz giyen Türklerden bahseder. Yani bir kültürün temsilcisidir. Bunu bilerek, bilmeyerek ama tüm damarlarında ve ruhunda hissederek 1920 yılında işgale gelen işgal ordularına bunu haykırır. Bu olay sosyolojik olarak, tarihsel olarak, kültürel olarak, her birisi birbirinden farklı unsurlar olarak derinlemesine araştırdığımda her seferinde şaşkınlığıma bir şaşkınlık daha ekledim. 12 Şubat 1920'de işgal kuvvetleri Maraş'tan gittiğinde sabah Maraşlılar bir bakarlar ki o kara günler dağılmış, işgal kuvvetleri kışlayı bırakmış, kışlada büyük bir yangın var. Abdal Halil Ağa hemen davulcularına talimat verir. Der ki kardeşlerim küskü kalmasın, yani hüzünlenmesin, üzülmesin, dağılın davulcular. Ve her mahallede Maraş'ın davullar çalınır. Bugün 12 Şubat'ta 100 yıldır çalan davulların temeli de Abdal Halil Ağa'dır. İlk 12 Şubat'ta çalan davullar bugün 100 yıldır her 12 Şubat'ta çalar. Maraş'ın kurtuluşunu diğer kurtuluş bayramlarından ayıran şey de Abdal Halil Ağa'nın davullarıdır. Bu bir şenlik havasında olur. Resmi bir tören değildir Maraş'ın kurtuluşu. Milletin yüreğinin sesinin yankılandığı yerdir. Hiçbir çete bugüne kadar mahalle mahalle Maraş çeteleri çıkar, bayraksız ve davulsuz 12 Şubat'a katılmamıştır. Hiçbir çete 1920'den beri Maraş'ta kutlamalara bayraksız ve davulsuz katılmamıştır. 12 Şubat 1920'yi düşünün. Karlar altında soğuk bir şehir. İşgalden yeni kurtulmuş. Fransızlar giderken bir mektup bırakmışlar. Karlar eriyince geleceğiz. Gittikleri yer İslahiye. Uzak bir yere gitmemişler. Henüz işgal bitmemiş. Türkiye Cumhuriyeti bir devlet yok. Meclis henüz açılmamış. Büyük Millet Meclisi açılmamış. Ve bir abdal tarihe diyor ki kardeşlerim küskü kalmasın. Bayram yapıyor. Neyin kutlaması? Şehitlerimiz var. Bugünkü bakış açısıyla bakarsanız yanılırsınız. Onlar o gün bu zaferin geleceğini, işgalin ilk günü zaten Abdal Halil Ağa yüreğinde biliyordu. Asla yeise kapılmadılar. Böyle bir düşünceleri bile yoktu. İnanın yoktu. 12 Şubat 1920'de bir destan yazarak bu toprakları bize bırakan bütün ecdadımızın ruhları şad olsun. Onlardan birisinin beni çok etkileyen bir sözü var. Bir başka sözü var. Onu da aksettirmek istiyorum size. Biz ecdadımızın makberini düşman çizmelerine çiğnetmedik. Siz imanlı nesillerden tek dileğimiz bizi dua ile hatırlamaktan mahrum etmeyin. Ben hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Ve bu 100. yılın yeni bir başlangıç olması ve her 12 Şubat'ta o ecdadın manevi duruşunu, ruhunu, kültürünü, bakış açısını olduğu gibi, dejenerasyon, deformasyon, abartıya kaçmadan olduğu gibi yaşatabilirsek bence bu millet sonsuza kadar ilelebet yaşamaya devam edecektir. Teşekkür ederim. Kara bulutlar gelir şehrime evvel zaman içinde. Dayanamaz şehir bin bir kahpeliğe. Namerdin bildiği bir kese altındır davul sesinin bedeli. Bilmediği Halil Ağa'nın davulu, Maraşlı'nın yürek sesi. Vurur mu tokmak kardeşlerimin bağrına, doldursanız da altınlar davulumun kasnağına, diyerek haykırır Abdal Halil Ağa. İşgal altında vurmaz bir daha tokmak davula. Beyaz bir sessizlik çöker şehrime kapkara bulutlarla. İşte bu sessizliktir Halil Ağa'nın bestesi, bir gariban Abdal'ın tarihe geçen sesi.